Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Strike of Kings'in yeni bir videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlere rütbeli eşleşmede nasıl rahat rütbe kasacağını, nasıl rank kasacağınızı rahat bir şekilde ondan bahsedeceğim. Ve aynı zamanda zaten geçen hafta söylemiştim. Ormar diye bir karakter var. Tam bir ayı. Mainledim. Sabah akşam Ormar oynuyorum. Şöyle savaş geçmişime bakabiliyor muyuz? Gördüğünüz üzere bunlar hep Ormar oyunlarım. Ya böyle günde 2 oyun, 3 oyun falan. Genelde de yatmadan önce oynuyorum ben. Ormar'dan da bahsedeceğim sizlere. Birkaç tane taktik veriyor olacağım. Aman Ormar'ıma ellemeyin. Ormar'da bu arada skin aldım. Bu ne? Viking Ormar'ım var. Abi önerdiğiniz hero'lardan bir tanesi Butterfly mesela. Şu an bizim takımda var. Görünce aklıma geldi. Onu aldım. Henüz oynamadım fakat var şu anda. Onu da deneyeceğim. Eğer böyle çok kolay rank kasan, şu anda OP diyebileceğimiz seviyede güçlü olan karakterler varsa yorumlarda yazın. Onlara da bir göz atarım. Şu an gümüş bir seviyesindeyim. Ondan sonrasında altın gelecek diye düşünüyorum. Ben daha gümüş birin üzerine henüz çıkmadım. Ama seri seri ısrar ya şey temkinli adımlarla ve istikrarlı adımlarla diyelim. Daha doğru bir kelime. Oha! Biraz daha yüksek çıkıyor ses. Tamamdır, sesi ayarladım. Aşağıda tek başıma mı kalacağım ben? Tek başıma kalmak istemiyorum aşağıda aslında ama. Bir şey yapalım. Ping atalım. 2v1'iz şu anda. Karşıda da Ormar var. Ormar'ı görünce birazcık korkmadım değil. Bunlar bana dalarsa ben harcarım kule altında, sıkıntı yok. Kule altında saldıramazlar ama devamında şey yapmam zor olabilir. Abi 2v1 oynarken bu arada eğer tutabilirseniz bayağı bir takıma faydanız oluyor. O da şundan dolayı, gördüğünüz gibi bak. First blood'ı aldı takım. Hani burada aman aman. Tamam güzel, stun'ımızı da verdik. Gel babacım gel. Oy gel gel koçum gel. Aman ya. Onu da öldürebilseydim. Q'yu atamadım bir türlü. Niye çıkmadı bilmiyorum. Lag girdi o anda. Astral mızrak alıyorum. Bu arada şöyle. Bu ne? Longinus'un mızrağı. Bunu ben bayağı bir alıyorum. Onun dışında hasar olaraktan omni saldırılarını bir kere denedim. Yine bayağı güzel oluyor. Çünkü sık sık skill atan bir karakter. İlk ben ikinci yeteneği fulluyorum bunda. İkinci yetenek 3 kere attıktan sonra her 3 tanesinde bir yani. Daha kuvvetli bir şekilde elinizden çıkıyor. Şu an kızarmış bir şekilde bekliyor mesela. Birinci yetenek şöyle yerde kayıyorsunuz ve düz vuruşunuz önündeki bir çizgiye diyeyim iyi miktarda vuruyor. Ultisini açan yok abi adamlardan. Stun'ı ben atayım ilk. Buradan çıkalım. Stun'ın boşa gitsin adamın. Biraz can doldurmam lazım. Bir de yeteneğin dönmesini beklemem gerekiyor aslında da. Bizim eleman çok sabırsız girdi ya. Bazen böyle lag giriyor çok fazla, dediğim gibi. Benim şu an evde oynadığım nokta modemle çok alakasız bir nokta. Bilgisayarı ben kabloyla bağladım ama bunu hani telefonu kabloyla bağlamam gibi bir imkan var mı bilmiyorum. Varsa da ben bilmiyorum. Sea diyerekten burada skoru çıkartıyoruz. Hatta onu da alabilir miyiz diyecektim. Ulti o anda geldi. Belki ultiyi de atsam keserdik onu. Birazcık fiziksel koruma da alacağım yanında. Kuleye saldıralım abi. Adamlar hazır, geri dönmek zorunda. Güzel, çok güzel. Bütün skilllerini boşa attı neredeyse. O ultisi bu arada. Bu Natalia mıydı neydi? Yeni karakterlerden bir tanesi o. Büyücü bir karakter. Şöyle... Gel babacım. Bu ultimiz etrafımızda dönerekten hasar veriyor. Ya bu Ormar'ın hani olayı abi sonsuz bir kitle kontrol etkisine sahip karakter. Gerçekten ardı arkası kesilmiyor karakterdeki kitle kontrolün. Çok acayip. Onu da stunladık. Ultim dönmek üzere. Karşıda da Ormar olunca o da paso kitle kontrole sokuyor bize. Aslında sıralı seçim tarzı bir şey buna gelirse farklı, daha farklı olabilir oyunlar. Geri dönelim. Eşya alımı olarak bir tane bot alacağım şimdi. Botumu da zırh botu seçeceğim. Şöyle nerede hareket? Sonic bot şeklinde.
bir seçim yapıyoruz. Şimdi biraz can satın alacağım abi. Karşınızda, şunu söyleyeyim. Karşınızda eğer çok fazla fiziksel hasar varsa direkt olarak ben şu kayıpların kalkanını almanızı öneririm. Aşırı güçlü bir item. Özellikle nişancı tip karakterlere karşı daha güçlü, saldırı hızı düşürüyor çünkü. Onun dışında bir de yanına Ra'nın mantosunu çekerseniz büyü hasar olduğunda da Gaia'nın mantosu mu? Öyle bir şey var. Gaia'lı bir şey var. Büyü direnci veren. Onu alıyorum. O da bayağı iyi. Kardeşim sen yalnız bana kule altı mule altı ne ayaksın? Karakter abi 2v1 atabiliyor bu arada. Hani harbi atıyor. Öyle diyeyim. Hadi hadi. Abi ya o nasıl ölmez ya? Ben anlamadım var ya. Can çalmayla mı yaşadı o? Ne yaptı? Buraya birileri gitsin de kuleyi kaybetmeyelim. Abicim şu bizim Butterfly çok fazla boş dolanıyor. Benim yanıma gelmesi lazım. Ben diğer takım arkadaşlarımın yanında dolanayım. Karakterin olayı abi çok ağır kitle kontrole soktuğu için sabit bir hedef var. Yerde duran, önünüzde duran bir şey var. Ona saldırıyorsunuz. Bu kadar basit. Yanında saldıracak adam gerekiyor bazen. Çok fazla hasar satın almadığınızda buna ihtiyacınız olacak çünkü. Abi mesela hasar yetersiz. Yetmedi orada bir türlü. Ormar yukarı çıkmış bu arada. Kaçmış bizden birazcık. Burada. Ortaya inerken ben de yukarı çıkıyorum. Yukarıda kim var? Lubu var. Bununla ben çatışırım. Bu biraz kasmış sanırım bu arada. Beni öldürebilir. İşte savaşta sustain sağlayabilen karakterler kuvvetli oluyor abi. Ormar'a karşı. Anlık büyük bir hasarımız var. Ölmemiz de çok zor. Ayı gibi tank karakter. Ama öldürmemiz de zor oluyor. Ultisi yok mesela abi. Şimdi birazcık saldıracağım. Şimdi geri kaçmam gerekiyor. Ulti geri geldi adamın. Benim de geldi. Gel babacım. İnfazı atıyorum. Kule vur. Güzel. Çok güzel. Bu arada bütün yetenekler, 3 yetenek de çok fazla alan hasarı odaklı olduğu için infaz güzel uyumlu oluyor. Özellikle bir tane 5v1 girip böyle aradan 3 tane adamı anında çıkardığım W ondan sonra ya QW sonra ulti aynı anda infaz kombolu falan acayip bir hareketim vardı. Kendime hayran kalmıştım yani onda. Başka bir oyunda tabii bunda değil o. Kayıpların kalkanına doğru devam ediyoruz. Karşısı sanırım full AD. Bakalım Zenis, Ormar, Natalya var bir tek. Muganga'da AD diyebiliyorum. Muganga denen karakter ayı çok acayip bir şey. Pislik bir karakter ya. Bayağı mide bulandırıcı bir karakter. Kardeş sen ne ayaksın? Kule müle işlemez bize. Ormar'ız biz. Bak kule bana kaç kere vurdu? Canım burada. Şuna iki kere vurdu. Aynı can. Doldur babacım. Can doldur. Yalnız bu da çok tank basmış ya. Buna da damage işlemiyor. Oraya girmeli miyim? Emin değilim ya. Bir olay çıkarsa yardımlarına gidebilirim. Ya oğlum bak ha. Ölmeden çıktım oradan görüyor musun bak. Dünyayı tankladık ve ölmeden çıktık. Süper ya. Şövalye zırh levhası mı? Ne bu aynen onu alalım. Ya şu kayıpların kalkanındaki şey biraz rahatsız edici. Tarif parası çok yüksek abi. 1150 altın. 1150 altın toplayana kadar hiçbir gelişme sağlayamayacağız eşya açısından yani. Let's go. Yapıştır abicim. Yapıştır. Verdim ultiyi. Veriyoruz ayarı. Mükemmel ya. Mükemmel. O ne lan? Ene. Keke'ye bak. Ben bunu bizim takımdan sandım. Benim arkamdan skill mi kill atıyordu. Oh ne oldu lan? Ya bazen çok ping giriyor cidden ya. Go. Selamünaleyküm Muganga kardeş.
Maganda mısın, Muganga mısın, her neyse. Çok güzel. Adamlar sur mu verdi, oyun mu bitti anlamadım. Minyonlar var. MVP bende mi? Bende olabilir. Değil. Semra'daymış abi. Vay edat. Bir tane oradan bonus gelmeyecek. Abi bazen dediğim şu cesaret puanını 90 yaptığınızda, bu arada maç kazandığınızda bir tane daha ekstradan yıldız kazanıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Maçtan falan çıkarsanız eğer bayağı bir kötü etkiliyor o da profilinizi. Bu şekilde bir oyundu bu da. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Şunu da açalım. Başka ne var? Bedava şeylerde arkadaşlarımızın topladığı altınları toplayalım. Yeniden çok teşekkürler. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.